Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha karşınızdayım. Şu an görmüş olduğunuz üzere gene Çin'deyim. Ve bugün burada Xiaomi mağazasına gidip oradaki ürünleri sizlere göstereceğim. Şimdi yakın zamanda Xiaomi Türkiye bir event gerçekleştirerek Redmi 12, Redmi 12 Pro ve Redmi Earbuds Pro'ları ülkemizde satışa sunacağını gösterdi, tanıtımını yaptı, fiyatlarını açıkladı. Şimdi bu ürünler halihazırda Çin'de satılıyor. Yaklaşık 3-4 aydır da burada piyasadalar. Şimdi burada sizlere gidip bu ürünleri göstereceğim. Bunun dışında bizim ülkemizde satılmayan diğer ürünleri de size burada göstereceğim. Çünkü bilmeyenleriniz vardır arkadaşlar. Burada satılan ürünler, yani aklınız hayaliniz şaşar. Sizin Türkiye'de gittiğiniz Xiaomi mağazasındaki ürünler, yani ürün gamı aslında buzdağının görünen kısmı. Çünkü burada buzdolabından tutun da televizyona, masaj aletinden tutun da diş fırçasına kadar Xiaomi her şeyi satıyor. Şimdi burada gidip size o ürünleri gösterip hatta alıp kutu açılışlarında beraber burada yapıp sizlere ürünleri göstermeye çalışacağım. Şimdi her zaman gelmiş olduğum AVM'ye, yani Tmall'a geldim. Çünkü burası çok büyük bir AVM. Aslında Xiaomi için buraya gelmemin bir anlamı yok. Onu da söylemiş olayım. Xiaomi bir Çin markası olduğu için aslında adım başı bir Xiaomi mağazası bulabiliyorsunuz. Ama ben buraya gelmeyi tercih ettim. Çünkü burası açık alan, ferah, güzel. Ve buradaki Xiaomi mağazası da gayet büyük. Yani burada büyüklü, küçüklü bir sürü Xiaomi mağazası var. Bulabildiğim, şu anda çevremde bulabildiğim en büyük Xiaomi mağazası burada. O yüzden şimdi hadi gidelim. Türkiye'de lansmanı yapılan, yani çıkışı açıklanan, piyasaya gelecek olan ürünleri göstereyim. Onun dışında da burada satılan, ülkemize belki ilerleyen zamanlarda gelecek olan da ürünleri şimdi sizlere burada göstereyim. Hadi gidelim. Abi bak, şimdi bu arada size şu yeni çantamı da göstermek istiyorum. Daha önce eğer benim kanalı izlediyseniz biliyorsunuz ben tek başıma solo takılan bir YouTuber olduğum için hep böyle sırt çantasıyla geziyordum, kaplumbağa gibi. İçinde işte lensler, tripodlar vesaire, yani bir sürü eşyalarım vardı ve ben onunla gezmek zorunda kalıyordum ve inanılmaz yoruluyordum. Şimdi setup'ı biraz küçülttüm. O yüzden de şöyle bir çantayla takılıyorum. Yani bunu yapmamın sebebi bir, zaten omuzlarıma binen yük çok hafifledi. Artık tek kamera. Şöyle yaka mikrofonu takılıyorum, çok rahatladım. İkincisi, bu tarz böyle sosyal alanlarda çekim yaparken insanların çok daha az dikkatini çekiyorum. Daha ufak bir kamera ve setup'la çalıştığım için. Öbür türlü çünkü buralara geliyorum, kamerayı çıkartıyorum, kuruluyorum. Zaten insanlar başıma toplanıyor, ne yapıyor, ne ediyor diye. Genelde bir de güvenlik görevlerine takılıyorum ben. Abi burada çekim yapamazsın vesaire vesaire gibi. O yüzden bu tarz böyle küçük çantayla gelince çok dikkat çekmiyorum. Hemen çekimimi yapıp oradan uzayabiliyorum. O yüzden şimdi size bunu göstermek isterim. Bir de bunu gösteriyorum. Çünkü neden? Videonun böyle ilerleyen zamanlarında böyle üstüme başıma bakıp şu çantayı böyle takıyorum ya, şöyle çapraz. Zaten göbeğim var. Buna da laf edenleriniz var. Biliyorum abi çok kilo almışsın diye. Bu çantayı takınca göbek iyice çıkıyor. Baştan söyleyeyim dedim. Evet, kilo aldım. Farkındayım. Yüzüme vurmanıza gerek yok. Xiaomi mağazasına geldik bu arada. Şimdi biraz ilerleyip şuradan içeri gireceğim. Sonra Xiaomi mağazasındayız. Biraz da Xiaomi ile alakalı da bilgi vereceğim size. Çünkü bilmiyorum, Xiaomi'nin anlamını biliyor musunuz? Bence bilmiyorsunuz. Şimdi söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, Xiaomi 2010 yılında Pekin'de kurulan bir teknoloji firması. 2011 yılında ilk telefonlarını çıkartıyorlar ve 2014 yılında Çin'de en çok satan marka oluyorlar. Telefonları şu anda Hindistan, Türkiye ve birçok pazarda çok popüler, çok tuttular. Ama Xiaomi'nin tek olayı telefon değil. Xiaomi 2014'ten sonra ev ürünleri de satmaya başladı. Ev teknolojilerine de çok yöneldiler. Bizim ülkemizde evet çoğu ürün yok ama işte bildiğimiz süpürgeler, pilav makineleri, ki biliyorsunuz burada ne kadar çok pilav yendiğini. Pilav pişirme makineleri, temizlik malzemeleri, diş fırçaları, güneş gözlükleri, kapı kilitleri gibi bir sürü teknolojik ürünler şu anda Xiaomi'de burada satılıyor. Xiaomi'nin biraz isminin anlamından da bahsetmek istiyorum. Xiaomi'nin Türkçe anlamı küçük pirinç demek. Şimdi böyle deyince komik geliyor size biliyorum ama Xiao Çince'de küçük demek, Mi de pirinç tanesi demek. Xiaomi küçük pirinç anlamına geliyor. Belki bilmeyenleriniz vardır diye bunu da anlatmak istedim. Şimdi hep şimdi diyorum ama yani artık giriyorum söz. Valla bir daha da böyle sizin kafanızı kurcalayacak şeyler söylemeyeceğim. Ya bu arada abi hep şimdi diyorum ama valla giriyorum. Bak şurada içeride Xiaomi mağazası.
Artık valla son. Bütün Xiaomi ile ilgili bildiklerimi anlattım. Havamı da attım diye düşünüyorum. Şimdi içeri girip artık teknolojik ürünlere bakabiliriz. Abi işte ülkemizde şu anda satışa gelecek olan Redmi Note 12. Bu normal versiyonu. Şu an buradaki fiyatı 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi olan 1500 yuan. Bu da yeni gelecek olan Note 12 Pro arkadaşlar. Bunun da buradaki fiyatı 8 GB RAM ve 256 GB'lık versiyonu 1800 yuan. Redmi Note 12 ve 12 Pro'nun dışında arkadaşlar bizim ülkemize gelmeyecek modelleri de var. Note 12 Turbo ve Note 12 Plus versiyonları da burada Çin'de satılıyor. İşte dediğim gibi bunların hepsi şunlar. Bunların hepsi pilav yapma makinesi. Termoslar. Bir sürü termos var bu arada. Ya bak abi demlik bile var ya. Yani daha ne diyeyim ben sana. Yani buhar makinesi. İşte burada ne bileyim karnabaharını, brokolini falan haşlayıp havucunu mavucunu böyle sağlıklı yaşamak istiyorsan bundan alıyorsun. Abi bak tencere var tencere. Yani daha ne kadarını anlatayım ki size. Tencere var, tava var. Alttan kendi ısıtmalı ocak gibi. Mikrodalga fırınlar var. Bütün mutfak alet edevatları burada var. İşte belki de gümrükten dolayı bize gelemeyecek tek ürün. Tek ürün demeyeyim de ürün gamlarından bir tanesi. Buzdolabı. Yani ankastre ocak bile var. Ya adamlar ankastre ocak bile yapmış. Dokunmatik yani bak. Burada da iki gözlü ocağı var. Bulaşık makinesi. This one? Okay, this one. Oh. This one? Mm. This one. Mm. Okay, thank you. Bye bye. Evet abi Xiaomi'yi soydum geldim. Gene var ya 2700 liralık olduk ha. Gerçi Türkiye'ye göre bayağı avantajlı. Şimdi hemen fiyatları söyleyeceğim ama aldığım şeyleri şimdi size göstermek istiyorum. Kutu açılışını hemen odaya gidince yapacağız. Şimdi abi şöyle bir lamba aldım. Bluetooth'la çalışıyor. Bu arada bu aldıklarımın çoğu Türkiye'de de var. Yani ben biraz geri kalmışım. Her neyse dediğim gibi bir adet Bluetooth'lu ışık. Bir tane diş fırçası. Bir adet şöyle tüy toplayıcı. Bunu neden aldığımı da hemen söylemek istiyorum. Çünkü evde iki tane kedi var. Ve her yere tırnaklarını geçirdikleri için kazak, tişört vesaire hepsi böyle topak topak oluyor. Bu onları gideriyormuş. Deneyeceğiz. Masaj aleti mini. Bu Türkiye'de var. Bu arada bunun bir de büyüğü var. Yani Pro versiyonu var. O Türkiye'de yok ama burada var. Ben Pro'sunu şahsen tercih etmedim. Çünkü minisi gayet yeteceğini düşünüyorum. Deneyelim. Eğer beğenirsem gelip buradan Pro'sunu tekrardan alırım. Ve son olarak da artık ülkemizde de satışa sunulan Redmi Buds Pro 4. Şimdi bunun da tabii bunun incelemesini yapacağım bu arada. Bu detaylı inceleme olarak gelecek ama diğerlerinin kutu açılışını yapıp sizlere deneyimlerimi aktaracağım. Kutu içeriklerini şimdi göstereceğim. Abi ne çok şey aldık ya. Evet artık şunu alıp odaya gidip kutu açılışlarını yapalım. Evet arkadaşlar artık geldim şimdi odadayım. Bu ürünleri sizlerle beraber teker teker açacağız. Önce fiyatlarını söyleyeyim çünkü çok merak edenleriniz olacaktır. Burada bu ürünler kaça geldi bana şimdi söylüyorum. Önce şuradan bir fişini bulalım. Şimdi arkadaşlar Redmi Buds 4 Pro burada 379 yuan. Diş fırçası 169 yuan. Aldığım mini Bluetooth'la çalışan ışık 59 yuan.
Mini masaj tabancası 399 yuan ve bu tüy toplayıcı Zamazingo alet de 39.9 yuan. Şimdi hepsini teker teker açmaya başlayalım. Önce abi şu minik abimizden bir başlayalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet, ışığımız böyle. Çok şirin, hoş bir ışık. Bakayım başka kutuda neler var. Kullanım kılavuzları, bıdı bıdılar. Aa! Kalem pille çalışıyormuş bu. Başka? Başka da bir şey yok. Aa, yapma. E oğlum bu yapışkanlıymış ya. Ben bunu manyetik sanıyordum. Bunu bir yere yapıştırıyorsun, öyle kalıyor galiba bu. İçi de şöyle. Sen böyle yanık mı kalacaksın ya hep? Ne oldu? Kapandı. Nasıl açılıyor lan bu? Yerleştir diyor, pili tak diyor, çevir diyor. Neyse dur, ben bunu çözeceğim bir ara. Şimdi kalsın, ama az önce ışığı yandı, gördük. Geç. Evet, gelelim bir diğer ürünümüze. Tüy toplayıcı. Artık tüy toplayıcı mı denir, topak toplayıcı mı denir? Yani ne deniyorsa deniyor. Bakalım. İçinden bir şey düştü. Bu ne be? Aa, fırçası çıktı. Şimdi ben bunu görmüştüm internette. Hatta bizim Mert göstermişti galiba. Onun Reels'ında gördüm diye hatırlıyorum. Şimdi abi anladığım kadarıyla bunu şarj ediyorsun USB'den. Şöyle de bir şey. Böyle çalışıyor. Bununla bu battaniyelerde, gömleklerde, tişörtlerde, özellikle kedileri, evcil hayvanları olanlar için birebir bu topaklanmayı böyle yaparak alıyormuş. Daha tabii şu anda test edemiyorum. Bunu da eve gidince test edeceğim. Hatta Reels olarak da bunu paylaşırım diye düşünüyorum. Bunu da geçtik. Gel bakalım. Diş fırçası. Şimdi bu arada bu ürünlerin çoğu dediğim gibi Türkiye'de var. Daha doğrusu varmış. Benim ayıbım. Ben yok diye biliyordum. Ama Xiaomi Türkiye çoğunu bizim ülkemize getirmiş. Ha, olmayanlar var mı? Var tabii. Onu da videolarda gördünüz zaten. Bu şu anda var mıydı yok muydu hatırlamıyorum bizim ülkemizde. Ama şu en üst versiyonu T308 modeli. Ben bunu mor renk aldım. Şimdi abi niye mor aldın derseniz, ben bunu kız arkadaşıma aldım. Onu da baştan söyleyeyim. Bunun beyazı vardı, siyahı vardı. Ben mor aldım. Şuradan diş fırçamızı çıkaralım. Diğer aparatlarını çıkarayım. Başka bir şey var mı kutuda? Yok. O zaman bu kutuyu da sallayabiliriz şöyle. Açtım. Şöyle bir şarj istasyonu var. Bunu buraya koyduğunuzda ve mıknatıslı değil. Mıknatıslı sanıyordum ama değil. Bunu buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Buradan da USB kablosu üzerinden de şarj ediyorsunuz. Bakalım neler var. Üzerinde 1, 2, 3 ve 4 tane başlığı var. Bunların hepsi yedek başlık bu arada. Yani bir tanesini takıyorsunuz, 3 tanesi yedek oluyor. Yumuşaklığını şimdi bilmiyorum. Ama bir tanesini açıp size göstereyim şuradan. Biraz sert. Yumuşak başlı değil. Aa, modları var bak. 1, 2, 3, 4 ve kapandı. Bu kadar. Bunu da eve gidince deneyeceğiz. Geç. Gelelim masaj aletimize. Dediğim gibi arkadaşlar, bu şu anda bizim ülkemizde bu da satılıyor. Ama bunun bir de pro modeli var. Büyük yani. O şu anda Türkiye'de satılmıyor. Ama onu da açıkçası alma gereği duymadım. Çok büyük. Mini bana yetermiş gibi geliyor. Şimdi açınca göreceğiz bakalım. At. Bir adet tabancamız ve tabanca bayağı ağır. Ve iki tane de başlığımız var. Başka bir şey var mı içinde? Bunlar ne? At. Neymiş bu? Taşıma çantası. Aa, çok iyi. Şöyle bir taşıma çantası var. Bu da sapı. Evet, bir deneyelim bakalım nasıl oluyor. Deneyemiyorum çünkü bunun şarjı yok. İlk defa şarjı olmayan bir alet çıktı. Neyse, ben bunu şarj edip dediğim gibi gene bir Reels olarak bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden şimdilik bunu da geçtim. Abi, kutunun içinden şöyle kulaklığımız çıkıyor. Kulaklıklarımıza da bakarsak, kulaklıklarımız da böyle.
Bu kulaklığın detaylı incelemesini arkadaşlar kanalda yapacağım. Ama şimdi toplu kutu açılışlarımız bittiğine göre artık kapanışa geçebiliriz. Evet arkadaşlar, Çin'deki Xiaomi mağazasında toplu alışverişimizi bitirdik. Ülkemizde satılan ürünler var, olmayan ürünler var. Genel olarak buradaki Xiaomi'de ülkemizde satılmayan ürünleri sizlere gösterdim ve toplu alışverişimizi de yapıp kutu açılışımızla videoyu artık tamamlıyorum. Bu tarz içerikleri eğer daha sık görmek istiyorsanız lütfen aşağıya kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşağıya da ürünlerle ilgili yorumlarınızı da yazarsanız sevinirim. Görüşürüz.